sanatçımızı sunmaktan şeref duyuyorum. Değerli Adanalılar, bu sanatçı bizzati benim keşfim olup ilk defa siz Berber Reşit'in meyhanesinin değerli müdavimleri bu sanatçıyı dinleme şerefine nail olacaksınız. Asuman'a ne oldu? Biz o çıkacak diye gelmiştik. He ya, biz Asuman'ı istiyoruz. He, Asuman'ı istiyorsunuz. Asuman'ı istiyorsunuz ama Asuman Hanım hasta. Hastalandı. Sesi çıkmıyor. Böyle şarkıyı karga gibi söylüyor. Değil mi? E bir de bu yeni sanatçımızı bir dinleyin bakalım. Sadece sesi Asuman'dan daha güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da yaşı Asuman'dan daha genç. Hadi bakalım hep beraber. Şimdi sahnelerimizde Adana'nın yeni bülbülü, yeni kraliçemiz, sahnelerimizin yeni gülü Gülizar Altınses. Gülizar, 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 ne bekliyorsun? Nasıl çıkayım Leyla? Utanıyorum. Ya neyden utanıyorsun ya? Bak, ben seni bir kere daha anons edeceğim. Çık, tamam mı? Söylemezsen var ya, bu adamlar seni de beni de parçalar ha. Söyle kız. Ağzın yarimin kollarında. Allah canımı ağzım yarimin kollarında. Gel Adanalı kız, güzel edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız, güzel edalı kız. Adana çarşısında. Oo, Cemşir hoş geldin kurban. Rakı içen mi? Hasta kar sordu mu? Allah Cemşir ya. Getireyim. Ha, kaçıyorum. Keyfim yok. İstemez ya, aman. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya. Hayda, toplama başı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı, çapayı, vur çapayı, çapayı. Cemşir yüzüne bakamıyor. Bakamaz tabii. Yaptığı yenilir, yutulur şeyler değil. Öyle ya. İnsan sebepsiz yere kızını, torununu kanmazlar mı hiç? Başına bağlamış, oyalı da ipek yazmayı, oyalı da ipek yazmayı. Lan, Gülizar değil mi o? Aha. Pamuk içinde çiğit, pamuk içinde çiğit. Kemal, hoş geldin kardeş. Hoş buldum. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk Reşit. Gelsin oturun, gelsin şu an. Hem solmuş, hem sararmış, hem solmuş. Bir kız için bir yiğit, bir kız için bir yiğit. Vur
Reşit, Gülizar'ın ne işi var burada? Ha ya. Bunu şimdi hali de kovmuş. Bu zavallıcık da böyle açıkta kaldı. Yazıktır dedim, buraya aldım. Burada işte böyle şarkı söylüyor. Ya. He. Ama güzel söylüyor ya. Ha. Kurban, ben size bir servis açayım. He, rakı getir, rakı reşit. Kemal, o vakit neyin şerefine içiyorum? Halide'den boşanmama. Esnaftan mı? Esnaftan boşanıyor mu? İnşallah boşanacağım. Mahkeme yarın sabah. Gül'ünün de haberi yok. Sürpriz yapmayı düşünüyorum. Hadi vur o zaman be. Hadi. Şerefe. Çapayı, vur çapayı, çapayı, vur gazmayı, gazmayı. Acıkmışsınızdır dedim. Kaç saattir ağzınıza lokma girmedi. Sağ olasın Pakize. Afiyet olsun. Güllü hadi. Bak ders sahibi olacaksın. Bir lokmacık ye. Oğlum aldı Pakize. Aldı oğlum elimden. Kemal hapislere girdi. Jandarma daha da çıkamaz dedi. Haydi kolumu kanadımı kırdı Pakize. Yine başa döndüm. Başladığım yere geri döndüm bak Pakize. Böyle konuşma Güllü. Kaybetme ümidini. Bak gün doğmadan neler doğarmış. İçim yanıyor Pakize. İçim yanıyor. Kemal hapislerde çürüyecek. Oğlum anasız büyüyecek. Ben nasıl yaşayacağım? Ben niye yaşayacağım Pakize? Ben niye yaşayacağım? Halide Hanım şikayetçi olmuş. Üzerine birkaç tane de şahit. Bu durumdan kurtulmak çok zor Serap Hanım. Ama ağır bir tahrik var. Bunun bir ehemmiyeti yok mu? Savunmamızı bunun üzerine kuracağız zaten. Ama bir işe yarar mı bilmiyorum. Siz yine de elinizden geleni yapın Suat Bey. Serap Hanım sizi ümitlendirmek istemem. Kemal Bey'in işi gerçekten çok zor.
Ben kazandım Muzaffer. Bundan sonra da bir daha kaybetmeyeceğim. İkimiz birlikte yaşayacağız burada. Ölene kadar. Kimse ayıramayacak bizi. Kimse bozamayacak mutluluğumuzu. Beğendin mi? Güzel mi? Bugün seninle gezmelere gideceğiz. Bahçelere gideceğiz. Gidelim mi? Oy Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bana da böyle hep başkalarının çocuklarına bakmak kısmet oldu yani. Kız çok konuşma. Sabi'nin sana ne ettiği var ki? Güzel güzel duruyor he yavrum. Bak onda haklısın işte. Ay, ağzı var dili yok kız. Yukarıda Allah var yani. Minik gibi bebe bu. Maşallah sen. Ama kadersizmiş Sabi. Şimdi anacığından ayrı büyüyecek yavrucak. Hiç aklım almıyor bu. Halide Hanım nasıl kıydı şuncacık çocuğa? Ne etti etti, aldı geldi. Anacığım Halide Hanım ne bunu? Ne de Serap Hanım'ı bulamazdı. Biraz zor bulurdu da. Kocaman irice bir kuş gelip ütmeyeydi yer. Kocaman kuş. Kim öttü kız? Şöyle pala bıyıklı, pos bıyıklı bir kuş canım. Ah baba gibi bir şey. Cemşir Efendi mi? Ta kendisi ana. İnsan kendi kızına gamazlık eder miymiş? Hiç aklım almıyor ha. Tamamen insaniyet namına. Başka ne olabilir yani? İnanamıyorum. İstanbul'a kaçacağımızı nereden anladılar? Hiç bilmiyorum. Cezaati canlarıma bütün Adana'da Kemal'i arıyordu. Dün de o kadın gelip ortalığı iyice velveleye verince her yere haber saldılar. Yolları kestiler zar. Dayanamıyorum. Ne yapacağım? Nasıl dayanacağım? Her şeyimi kaybettim. Güllü, ne olursun böyle konuşma. Ya sen ne kadar zor günler atlattın. İnan bana bu günler de geçecek. Öyle ya. Kara gün kararıp gitmez değil mi kızım? He Cemşir. Yalnız... O adama verdiğin parayı nereden buldun onu anlayamadım. Ne parası açtı? Dün gece adama verdiğin parayı diyorum. Gözlerimle gördüm. Sen yanlış görmüşsün. Ben kimseye bir şey vermedim. Güllü perişan oldu. Hepten bıraktı kendini. Vallahi onu öyle görünce içim sızlıyor. Ya düşünsene Ramazan. Çocuğumuz doğmuş. Sonra biri gelip onu alıyor elimizden. Allah korusun Pakizem ya. Ağzından yel alsın ne diyorsun sen ya? Adamın var ya gırtlağını söker. Ağzına sokmam bile ya. Güllü'nün başına gelen işte bu. Bu Halide Hanım
nasıl yakaladı Gülü'yle Kemal'ı? Ya Hafız, durup durup bir şey söylüyorsun ha. Nereden çıkarıyorsun şimdi sen bunu ki ne? Ya ne çıkarması Erenler? Vaziyet sizce de tuhaf değil mi? Neresi tuhaf Hafız? Ya daha dün Halide Hanım bas bas bağırmadı mı avluda burada? Bana Güllü'yle Kemal'ın yerini söyleyene 50.000 kayme veririm diye. He dedi kardeş. He işte. Yani sonra da aynı gün Kemal'la Güllü yakalandı. Garip bir tesadüf değil mi? Hafız, bilmece gibi konuşuyorsun. Açık açık söylesene kardeş. Bence birileri gitti, Ölü'yle Kemal'ın yerini Halide Hanım'a ispiyonladı. 50.000'i de aldı. İyi de onların nereye gittiğini kimse bilmiyordu ki. Şifreye geldiğin gibi gideceğini söylemiştim sana. Güle güle Serap. Hak yerini buldu işte. Acıktınız mı? Acıktık ya. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. İçeride bulgur falan var. Ha, iyi. Güllü kızım, ben Muzaffer Ali'yi sallayayım, uyanmasın. Sen mutfağa gidip yemek hazırla ne kızım? Alışacak bilmiyorum. Alışacak Zehra teyze. Alışmak zorunda. Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nefis olmuş. Sen yemek yapmayı bilir miydin? Ha, bilir ya. Eskiden yardım ederdi bana. Her şeyi bilir benim kızım. Ama temizlik, çamaşır neyin elini sürmezdi. Sen evlenince ne yapacaksın derdim. E, hizmetçilerim olacağı benim derdi. Zehra teyze, sen yemeğini yap, ben bakarım. İyi madem. (Gülüyor)
Yapma böyle. Üzme artık kendini. Bak burada beraberiz. Oğlun yanında. Anan yanında. Ben yanındayım. Mühim olan da bu değil mi? Öyle. Öyle ama hazmedemiyorum işte. Bizi nasıl kovaladı görmedin mi? Güllü, bak bunları düşünme. Yaptıkları Halide'nin ayıbı. Sen sadece çiftliği kaybettin. Ya Halide? Asıl ben onu açıyorum. Yapayalnız, mutsuz. Bütün kötülüğü de bundan zaten. Zehrini etrafa saçarak mutsuzluğunu ve yalnızlığını kapatmaya çalışıyor. O kadının adını ağzına alma Kemal. Allah onun belasını versin. O çiftlik başına yıkılsın inşallah. Bana kalırsa böylesi daha hayırlı oldu. O çiftlik kimseye mutluluk getirmedi. Getirmeyecek de. Bizim yeni bir çiftliğimiz olacak. El birliğiyle adam edeceğiz. Ali yine çiftlikte büyüyecek. Hem parayı da düşünme. Ben çalışıp kazanırım. İstersen sen sadece çocuğunla alakadar olursun. İstersen fabrikaya bile gitmezsin. Olmaz Kemal. Ben çalışmadan duramam. Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Tamam çiftliği kaybettim. Ama oğlumun istikbalini kaybedemem. Fabrikayı, tarlaları kaybedemem. İyi o vakit. Yeter ki sen bırakma kendini. Güllü, kaybettiklerini değil, sahip olduklarını düşün. Güllü, er geç Halide'den boşanacağım. O kadın asla boşanmaz senden. O istese de istemese de boşanacağım ondan. Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Evleneceğiz. Eskiden hayal ettiğimiz gibi mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Ben buna inanıyorum. Ne olur, sen de inan. Günaydın. Üşümedin mi burada? Yok, üşümedim. Alışığım ben. Çocukken yazları damda yatardım hep. Ben işe gidiyorum. Sen niye erken kalktın? Uyusaydın biraz daha. Uyuyamadım. Hiç mi? Hiç. Döndüm durdum sabaha kadar. Güllü. Hı. Ama söz vermiştin bana. Hani üzmeyecektin kendini? Elimde değil Kemal. Düşünmeden yapamıyorum. İçim içim yiyor. O çiftlik oğlumun, Halide'nin değil. Ne yapıp edip o çiftliği alacağım?
Güllü. Kemal, ne olur bana kızma. İnan ki kendim için istemiyorum bunu. Oğlumun istikbalini korumak zorundayım. Güllü, olan oldu. Çiftliği yerine nasıl alacaksın ki? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Böyle olmayacak Bakize. Daha ne kadar Kemal'in elinde kalabiliriz ki? Birileri duyacak, laf olacak diye ödüm kopuyor. Kemal bir ev tuttu dedin ya, o ev hazır olunca oraya taşınırsınız. Evlendiğiniz vakitte bir mesele kalmaz artık. O vakit ne zaman gelecek? İçimden bir ses çok yakında gelecek diyor. İnşallah. Ah, o kadının bir açığını yakalasan. Yakalasan ne olacak ki? Ne olacağı var mı Pakize? Çık git evimden derim. Kemal'den boşan derim. Sen Kemal'in tuttuğu evde yaşamak istemiyorsun anlaşılan ha? Pakize, o çiftlikten kopmam o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamam, Kemal'i üzmek istemiyorum. Ama o çiftlikten de vazgeçemem. Oğlumun istikbali orası. Benim için gurur meselesi oldu artık bu iş. O kadına mı bırakacağım orayı? Bunca yaptığı şeyden sonra. Hırsımdan ölürüm vallahi. Ah be gülüm. Bebenle, Kemal'le huzurlu olman daha mühim değil mi? Dikkat et Güllü. Bu hırsın yüzünden Kemal'i de kaybetmeyesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.